bunları öldürmek zorundayız. Ben de acıyorum bunları keserken ama çok çok tatlılar hayvanlar Minecraft'ta. Fakat bunlar Oo, oğlum, oğlum Creeper'ın üstüne kendim gittim. Geri zekalı gibi adam adam diyorum işte Creeper burada Aa! Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft modlu survivalımızın daha doğrusu Minecraft taş devri modlu survivalımızın dördüncü değil 5. bölümdeyiz. Pardon özür dilerim. Evet arkadaşlar 5. bölümdeyiz. Tam olarak 5 bölüm oldu ve arkadaşlar lütfen şu saniye şu an beğenilerinizi şelale gibi gönderin arkadaşlar ve o zaman hızlı bir şekilde bu bölüm ne yapacağımızı size şöyle başarımlardan göstereyim arkadaşlar. Bu bölüm pusulamız var ve pusulayı arkadaşlar bakalım ee, nasıl yapıyoruz. Şimdi şuraya hemen Arkadaşlar kompas yazdığımızda aynen. Bakalım arkadaşlar. Herhangi bir bir odun. Ya olive wood gördüm sanki orada. Evet olive wood ve, ve herhangi bir sapling. Aynen fark etmiyor ne oldu. Herhangi bir sapling lazım arkadaşlar. Şuradan saplinglerimizi alalım. Tam olarak 4 tane var. Çok iyi oldu bu. Ee, 4 tane sapling. Bir tane flaked bone. Bu değişmiyor değil mi? Aynen. Bu arkadaşlar kesinlikle lazım bize. Tamam 4 tane de herhangi bir odun koyduğumuzda bizim işimiz tamamlanıyor. Yani şuradaki bolca olan odunlarımızdan e, koyarsak bence görevimiz tamamlanır. Hatta şurada bir Flaked bonumuz da var. Tamam arkadaşlar burada bizim çünkü işimize yarayacak. Okey şimdi arkadaşlar bu e, odunlarımızı bakalım evet şu şekilde koyuyoruz. Flaked bonumuzu arkadaşlar ortaya koyuyoruz ve şuraya da sepliklerimizi yerleştirdiğimizde. Nerede? Evet şurada taşımız hemen. Evet arkadaşlar kompesimizi Yapmış olduk ve bir başarım daha kazanmış olduk. Bu arkadaşa sağ tıkladığımızda arkadaşlar search kısmı var burada ve şimdi Dark Lens'i buradan arkadaşlar seçiyoruz ve e, search diyoruz. Arkadaşlar artık bizim e, bu arkadaşımız bize Dark bulmamız için yardımcı oluyor. Yani bu kadar aslında güzel ve basit bir kullanımı var arkadaşlar. Şu tarafta olduğunu gösteriyor Dark Lens'in ve bizim Şimdi e, evimizi hatırlamamız gerekiyor çünkü biliyorsunuz haritamız yok sadece bir atlasımız var arkadaşlar. Şöyle haritadan atlasımıza baktığımızda e, tabii ki işaretli bölgemiz işaretli fakat biraz uzaklaştığımızda bu atlas bize yardımcı olacak mı? Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle atlasımız yine de sağ üstte bence açık dursun. Evimiz zaten işaretli. Tamam. Şimdi kompesimizi elimize alıyoruz ve arkadaşlar şu tarafa doğru ilerliyoruz. Bu tarafa doğru dimdirek ilerlediğimizde zaten sol alt tarafta biraz görürseniz uzaklığımız arkadaşlar azalıyor. Yani şu an yaklaşık 1350 küsür şeyimiz var oraya uzaklığımız var. Böyle gide 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 arkadaşlar oraya ulaşacağız. Darklands'e ulaşacağız. Cidden çok korkunç bir biyom olduğu söyleniyor. Bakalım bu arada evet bundan korkuyordum yani biz sudan geçmem gerektiğinden korkuyordum. Neyse etrafından dolaşırız. Acaba daha mı hızlı gideceğiz? Bakalım. Etrafından dolaşıp yani keşke şu an Burabi abi falan da olsa seride de hani o sudan gitse ben de buradan gitsem acaba daha mı hızlı gidiyorum diye. Ama bence evet bu böyle daha hızlı gittik. Dolaşarak daha hızlı git. Aman sakin no, ne örümcek. Nasıl bir örümcek de öyle. <laughs> fütursuzca atladı yani. Şimdi kompesimizi tekrar açıyoruz. Yanlış bir yere gitmeyelim. Aynen bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, 1200'lere kadar indi. Güzel. Çok iyi. Böyle devam edersek işimiz görülür ve arkadaşlar gece olması şu an bizim için aslında daha güzel çünkü bu Dark Lens biyomunda arkadaşlar bizim öldürmemiz gereken yaratıklar var ve bunlar sabahları doğmuyor geceleri doğuyor böyle de bir şey söz konusu olduğu için gece olması çok daha tatlı oldu bizim için fakat arkadaşlar keşke keşke çadırımı yanıma alsaydım çünkü uyumak için yardımcı olabilir bize ve şu örümcek kardeş bizim peşimizi yani neden bırakmıyor bunlar? Anlamıyorum abicim. Geliyorsunuz, geliyorsunuz, ölüyorsunuz abi. Yani hani saldırmanıza gerek yok. Böyle ölüyorsunuz işte. Allah Allah, sonunuz ölüm yani. Gelmeyin, değil mi? Neyse arkadaşlar, şimdi e, yemeğimiz var mı diye bir kontrol ediyorum. Yemeğimiz hiç yok. O yüzden şuradaki tavuk kardeşlerimiz bence bu konuda e, bize yardımcı olur arkadaşlar. Çünkü e, açlıktan ölmek istemiyorum. Bu yüzden arkadaşlar bu tavuk kardeşlerimizi burada güzel bir şekilde öldürelim ki ee, zaten evimizden uzakta olduğumuz için bu hayvanları öldürebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Normalde hayvan öldürmek bu seride direkt çok şey tercih, ilk tercih olmamız gerekiyor. Ama lan nerede bir tane daha tavuk vardı? Neyse o da arkadaşlar boşver dursun. Şöyle iki tane bizim için yetmeyecek. Tabii ki asla yetmeyecek ama elimizdekiyle yetinmeyi bileceğiz o zaman arkadaşlar. Şöyle e, dümdüz ilerleyeceğiz. Yani dediğim... Aa inek var tamam. Çok güzel. Dört tane hem de arkadaşlar burada inek var. Diğer hayvanlar kaçıyor ama tabii ki bizden e, nereye kadar yani kaçabilirler. iki tane ineği arkadaşlar şu an kestik. Ve şurada da bir ineğimiz daha var. Diğeri... Vallahi kaçmış topuklamış biliyor musun? Diğerinin nerede olduğu Aa orada evet bak hala kaçıyor. Gel bakayım gel sen buraya gel. Gel lan seni öldüreceğim. Arkadaşların öldü sen de öleceksin tamam. Arkadaşlar tabii ki yemek yemek için bunları öldürmek zorundayız. Ben de acıyorum bunları keserken ama çok çok tatlılar hayvanlar Minecraft'ta. Fakat bunlar... Oğlum, oğlum Creeper'ın üstüne kendim gittim geri zekalı gibi. Adam adam diyorum işte Creeper burada... at patlama tamam öldürdük. Adam burada ne güzel keyif yapıyor. Burada hani hiç bizle alakası yok. Arkasını dönmüş böyle bekliyordu. Yani geldim arkadan fırladım creeper'in üstüne. Bende salaklık var. Adamın şeyini keyfini bozduk. Şimdi arkadaşlar bu yemeklerimizi tamam pişiririz. Bunlarda çok sıkıntı yok. Hani çok lazım oldukça yeriz bunları ama e, biz tekrardan şu hedefimize doğru e, ilerlememiz lazım. Yani bizim şansımıza da hep saçma sapan yerlere gelmiş bu şey. Lan bug'a girdik. Bug'a girdik abi. Bug'a girdik bir şeyler oldu. Lan Olup Alo. Dur kıralım altımızı kıralım bekle. Altımızı kırarsak evet düzeleceğini düşündüm ve düzeldi. Çok garip bir bugdu. Cidden <laughs> çok acayipti. Ee, şu patatesi arkadaşlar şöyle ben bir yemek istiyorum. İnşallah zehirlenmem. Zehirlenmedik tamam. Patates zehirliyordu değil mi lan? Valla uzun zamandır Minecraft'ın normalini oynamaya oynamaya. Yemin ediyorum patatesleri unuttuk. Şimdi arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Eee biraz en azından e, hızlı koşmamıza yaradı bu patatesimiz. Çok da az olsa doyurdu karnımızı yani. İlerliyoruz arkadaşlar, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Hep bak farkındaysanız böyle sulu yerlere gelmiş bizim şansımıza. O yüzden yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu bizim için kötü oldu. Evet geçerken kocaman bir köy karşımıza çıktı ve bu creeper'ın orada ne işi var abi? Çatıda ne işi var? Vallahi garip. Bu serideki creeper'lar da garip, hayvanlar da garip. Herkes garip arkadaşlar bu serideki. Bu ne? Burası ne? Oo, burası güzel mekanmış bak. Vallahi yaşan bir mekan. Artık hani mağara adamıyız ya. <laughs> taş devrindeyiz ya. Her yer böyle taş görür görmez şey yapıyorum. Yaşayasım geliyor orada. Ev kurasım geliyor. Çadır kurasım geliyor. Şimdi şu ağaçların bence evet üstüne çıkalım ki daha rahat hoplaya zıplaya gidebiliriz bence arkadaşlar böyle. Şuradan şöyle falan. Evet Dark Lens'e doğru arkadaşlar devam ediyoruz biz. Şimdi 50 blok falan diyor ama ben hala bir... Dark... evet evet blok buradan başladı bloklar tamam çok güzel arkadaşlar şimdi Darklands biyomuna geldik fakat ha tamam. Aynen başarımız da verdi bize. Enter the Darklands başarımını da kazandık arkadaşlar. Ee, güzel bir Darklands biyomuna denk geldik. Ortasında su var ve bu yüzden çok güzel duruyor bence. Şu tarafa doğru da devam ediyor. Evet cidden çok güzel bir biyomada denk geldik arkadaşlar. Şu brown dye powder'ı atabiliriz. Toprağa atabiliriz. Tamam. Flaked bone yaptık arkadaşlar. Tabii ki ha tamam. Shark bone çıktı bu sefer. Shark bone'u şimdi elimize alacağız inşallah. Ve bir dakika şöyle shark bone'u elimize aldık. Eee oh, bir şey oldu oyun dondu çok kötü oyun dondu Evet az önce oyunun tam anlamıyla içinden geçtik arkadaşlar Bir şey yaptık bu gibi bir şey oldu burada saçma sapan ve oyun dondu yani bildiğiniz bir daha kendine gelmedi Oyunu baştan açtım garip bir şey Aha bak gene mi dondu lan yok donma Allah rızası için donma tamam Biz arkadaşlar uzatmadan o zaman şu Dark Lens biyomuna artık girelim Çünkü burada bu arada niye sabah oldu? Oğlum biz geldiğimizde gece değil miydi? Neyse Dark girdikçe kararıyor zaten hemen. Evet bakın bu biyoma girdikçe arkadaşlar hava kararmaya başlıyor. Şimdi fakat bu biyomda yaratıklar gece çıkacağı için bizim hiçbir işimize, hiçbir şeyimize yaramıyor şu an bu biyom. Bu arada şu odunları toplayıp arkadaşlar bu odunlardan sandık yapacağız. Bu odunlardan sadece yapılıyor şu e, neydi lan bizim sandığımızın ismi dur bakayım. P primal chest miydi? Evet primal chest şu arkadaşlar. Bu odunlar sayesinde yapılıyor yani gördüğünüz gibi şunların e, wood planksı mecbur gerekiyor bize ve bizim o saçma sapan kullanışsız e, çağ dışı e, yeri zekalı chestimizi buraya koyuyoruz. Etrafına da işte herhangi bir odun ve şuraya tabii ki olmazsa olmaz şu ağaçlardan. Hatta gelmişken alalım diye düşünüyorum. Baltamızı alıyoruz elimize ve şuradaki odunlarımızı gelmişken bence elimize almak gerekiyor. Ve arkadaşlar bunu ne atabiliriz elimizden hiçbir şey. Yok. Oğlum her şeyde gerekiyor ne atacağız biz dedim dur bakayım. Neyse ipleri atalım arkadaşlar ip zaten yapabiliriz hani elimizle de yapabiliriz ip. Hani herhangi bir şekilde şu soyma aletimizle arkadaşlar ipleri yapabiliyoruz zaten. Yani ip o yüzden daha sonradan da kolayca elde edebileceğimiz bir şey. O yüzden arkadaşlar biz bu odunlarımızı alalım şu anlık bunlar daha gerekli. Evet odunlarımızı alıyoruz. Sonra arkadaşlar bunları gideceğiz. Şeyimizde, mekanımızda keseceğiz. Şuradan da bir tane alalım onu. Tamam. Yani bu kadar yeter. Şu ağacı da hemen bozmak istemiyorum. Çünkü biyom çok güzel bir biyom. Yani burada bu ağacı arkadaşlar bozasım gelmiyor. O zaman şimdi gece olmasını bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü başka. Evet, şimdi gece olmasını bekledik ve arkadaşlar hava bayağı karardı artık. Hani zifirik karanlık oldu sayılır. Ee, şimdi bizim bu yaratıklarımız doğacak mı bakalım. İnşallah doğacaklar. Ee, fakat şey peaceful da değiliz ya bu inşallah değil mi Yaratıklar falan etrafta var mı Evet zombi varsa tamam yaratıklarımız Açıktır ee, şimdi arkadaşlar bu biyomda Yaratık doğmasını bekleyeceğiz Hani biraz şöyle bakmasak falan arkamızdan doğarlar Bence şu tarafa doğru gidelim biz Yaratıklarımız doğsun çünkü arkadaşlar şurada Başarımlarda da göstereyim hemen ee, Dark Darklands'e giriyoruz ama bir de ee, bu Shadow yaratıklarından Dark Gems düşürmemiz lazım arkadaşlar. Bu Dark Gems'i de düşürmek için bizim bu tehlikeli yaratıklarla karşılaşmamız lazım. Fakat bu tehlikeli yaratıklarla karşılaşamazsak öldüremeyiz de. Aa bak şurada sanki yok o iskelet. O normal bir iskelet arkadaşlar ondan sıkıntı yok. Bu normal Creeper. Şu an normal yaratıklar var ama... Shadow yaratıkları yani Darklands'in biyomuna ait yaratıklar etrafta yok arkadaşlar. Böyle bir sorunumuz var. Şu tarafa doğru bakalım. O da bir şey yok herhalde. O tarafa doğru gidelim gene de bakalım. Belki bir yaratık manatık. Yok, orada da hiçbir şey yok. Şimdi bu yaratıklar nerede o zaman. Fakat hala ortada bir yaratık yok, hiçbir şey yok. Aa bak tamam çıktı çıktı yaratık çıktı. Tamam. Okey. Mis gibi oldu bak. Zifiri karanlık olması demek ki gerekiyormuş. Şu an çünkü arkadaşlar baya bir karanlık. Göremiyorsanız da özür dilerim. Ee, Fred fret çakmaktaş gel bakayım. Ha tamam. Şimdi başka yaratık gelmiyor sağdan, soldan. O yüzden arkadaşlar bunları öldürebiliriz. Fakat bunlardan çıkmıyor galiba ya. Ee, şeylerimiz bunlardan çıkmıyor yani. Neden onu? Shadow Gemslerimiz. Bakayım bunlar değil. Bunlar bunun şirketleri gibi bir şeydi. Bunlardan. E, la et, git lan önümden. Allah Allah. Bir yararın yok bari. Zararın olmasın bana. Evet bak bunlardan gem çıkmıyor arkadaşlar. Bunlar bizim tam anlamıyla şey Shadow yaratıklarımız değil. Bakın bunlar böyle. Hani şey. Bunların çürük eti yani bunlar bizim şu anlık bir işimize yaramaz. Yani yine de özel bir çürük eti olduğu için. Patlama. Patladı olsun tamam sıkıntı yok bize bir zarar yok. Abi hadi ya nerede bu Shadow yaratıklarımız ya? Aha, sen misin? Bakayım nesin sen? Yok bu normal bir zombi arkadaşlar. O normal bir zombi. Ee, Balı hava yok yaratık yok. Shadow yaratığı yok yani. Şuraya doğru gidelim o zaman tekrardan. Belki orada yaratıklar doğmuştur. E, koyun, domuz falan bunlarda. Ha, evet şu kardeşlerimiz işte arkadaşlar. Bakın şu Shadow Monster bize gerekiyor ve yanındakine Creature, Shadow Creature. Bunlar da arkadaşlar bize yardımcı olacak. Bir de kocaman böyle aygır gibi öküz gibi bir şey var. yaratık artık var onu da inşallah buluruz bu bölümde. Ya oğlum bak Fred, ben bu Fred'i artık yanımda istemiyorum abi ya çok engel oluyor bana ya. Valla bak sinirlendiriyor beni. Şu sadece o Creature'i öldürdük. Bir şey çıktı mı? Evet çıktı arkadaşlar bir şey içinden. Alacağız onu bir dakika. Şunları da... Ya zombi sen ne yapıyorsun ya Allah rızası için. Sen zaten 7-24 gördüğümüz bir yaratıksın yani. Git başımdan zombi ya. Şu Shadow'u öldürmek istiyorum ben sen. Eh tamam Shadow'u da öldürdük arkadaşlar. Şu zombi kardeşimizi de artık bir öldürelim. Tamam öldürdük. Şimdi bu... Çıkan şeye bakıyoruz hemen. Flake Blown atıp... Evet Shadow gem Game Shard. Tamam arkadaşlar bunu bulduk. Ee, bir tane daha çık... Aha bak bir tane daha... Yok bu zombi lan bu. Abi bu zombi niye beni rahatsız ediyor ki bu kadar ya? Hani normal zombiler niye benim etrafıma geliyor ki ya? Sizden bıktım abi siz gidin ha. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu yaratıkların büyüğü lazım. Shadow Gem başarımını kazanamadık çünkü bize büyük Shadow Gem lazım. Yani bu Shadow Gem'in arkadaşlar küçük versiyonu ee, bu shadow gem'in bize büyük versiyonu lazım. Aha, evet 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 evet. Şu yaratık işte arkadaşlar. O kocaman olan var ya, o böyle gulyabanı gibi olanlar ya işte onu öldüreceğiz arkadaşlar. İnşallah kaybolmamıştır oradadır. Bir dakika gidiyoruz yanına. Ve arkadaşlar cidden aradığımız yaratık tam anlamıyla oydu. Biraz yemeğimizi yiyelim. Canımız da dolsun istiyorum. Şöyle arkadaşlar yemeğimizi yiyoruz. Evet. Etlerimizi bayağı bir bitirdik. Eve artık aç döneceğiz yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz ve evet bu kardeşimizin bakalım etrafta başka yaratık var mı yok. Tamam o zaman hızlı bir şekilde buna saldı. Oo, güzel vuruyor ve bir tane daha geliyor. Sıkıntı. Ve şunun bence içine girsek bize saldıramaz diye düşünüyorum. Yani şu buradan geçemeyeceği için. Buradan geçer mi lan acaba şuradan? Geçemezler ya buradan geçemezler. O yüzden arkadaşlar biz buradan... Oğlum lan yukarı çıktım yanlışlıkla dur. ha. Tamam şuradan geçemezler diye düşünüyorum. Aynen buradan böyle bana saldırmaya çalışırken arkadaşlar ben bunları şey yaparım öldürürüm diye düşündüm. İnşallah üstten üstten gelmezler. <laughs> ya Fred git şuradan ha. Tamam buradan arkadaşlar vuruyoruz. Hiç kendimize dokundurtmadan öldürdük. Shadow Gem çıkmadı. Vallahi çıkmadı. Bir dakika şunu da öldürelim bir. Shadow Gem bunlardan çıkmadı. Niye çıkmadı lan? Aa ben bunlardan çıkıyor zannediyorum. Allah Allah. Demek ki çıkmıyor arkadaşlar. Sadece Shadow evet. Yani ismi sadece Shadow'lu olan yaratıklardan çıkıyor galiba. Ve şu zombi kardeşimiz o zaman bunları hiç öldürmeye gerek yok. Bunlar bizim için boş iş şu an. Ee, bu tarafı doğru gidelim bir. Şu Darklands biyomun devamı mı? Evet devamı galiba. Oraya doğru gidelim mi? Evet oraya doğru gidelim arkadaşlar en iyisi. Ya bak Shadow gelmiş şart çıkartıyoruz. Bunda sıkıntı yok. Çünkü etrafta. Ee, şeylerden bolca var Shadow Monster ve Shadow Creature var Ama Shadow bize büyük Aha Yok ha bu değil abi bu işte Bu daha demin tamam öldürmeye çalıştığımızlar bunlar değil Shadow Monster değil bunlardan da Bakın şundan çıkıyor küçüklerden çıkıyor Bize büyük e, gem veren Shadow şey yaratık Bu işte tamam ha. bunu diyorum işte tamam gel Ne oluyor arka Evet ha bu fırlatıyor işte Bu yaratık fırlatıyor bunları arkadaşlar. Elinden bir şu an biz parçacıklar kapalı olduğu için göremiyoruz. Bir dakika parçacıkları açacağım. Dur. Ha oyun duruyor aynen. Ee, video settings, animations, animation, Particles. sonra all diyelim. Şuradan aynen particle. Bakın şimdi atacak bak parçacıkları açtıktan sonra bakın daha net görürsünüz. Evet creeper da patlıyor bu arada. Evet biraz kaçmamız lazım. Çünkü ölebiliriz burada. Çok tehlikeli bir durumdayız şu an. Şu ağacın bence tepesine çıkalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu ne lan? Nerede bizim yaratığımız? Ha orada bak. Tamam orada. Şimdi burada arkadaşlar yapacağımız işlem şu o yaratığımızı öldüreceğiz. Fakat o yaratığımızı öldürmek için şu diğer yaratıklardan kurtulmamız lazım arkadaşlar. Çünkü diğer yaratıklar etrafımızdayken o yaratıkları öldürmemiz çok zor. Bu arkadaşımızı buraya çekeceğiz. Aynı o büyük yaratıklara yaptığımız gibi. Bunu da arkadaşlar buraya çek... Ah geliyor tamam. Bunu da buraya çektiğimizde bence şu içeri giremeyecektir boyutundan dolayı. Ama biraz böyle tabii ki hasar verecek bize. Şu shadow şeyinden falan atıyor ya. Biz de buradan böyle köşeden köşeden arkadaşlar buna vuracağız. Şöyle ama tabii ki vurduğumuz bizim kemik olduğu için ee, biraz etkisiz oluyor. O yüzden arkadaşlar şu arkadaşımıza bir dakika yemeğimizi yiyelim biraz daha. Tamam. Nerede? Burada. Tamam bir dakika vuracağız. Sakin. Şöyle arkadaşlar vuruyoruz. Ama bu evet bu daha etkili şu an. bir Bizi öldürür yani bu şu an. O yüzden bunu böyle öldüremeyiz arkadaşlar. Öldüremeyiz yani. Bu bayağı vuruyor bize. Çok pis vuruyor hem de. Tamam canımızı biraz doldurduk. Şimdi bu canımız doldu ama. Yaratık ananı bu ne lan? Oğlum bu ne ya Allah 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 hiç ama Allah'ım ya. Saçma sapan yerlerden saçma sapan yaratıklar çıkıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bak şu vurdu ya gelip arkamızdan vurdu. Şimdi abi olmaz olmaz böyle ölürüz ölürüz öldük hatta. Ananın. Evet öldük ve evimizde doğduk. Evimizde doğduk fakat yatağımızda doğmamızın bizim için hiçbir anlamı yok. Çünkü şu an eşyalarımız her şeyimiz orada kaldı. Bu e, elimizdeki e, ölüm pusulasıyla dead kompas ile şimdi bizim öldüğümüz yeri bulmaya çalışacağız ve eşyalarımızı almaya çalışacağız. Fakat çok çok uzak bir yer olduğu için arkadaşlar buraya giderken yanımıza biraz yemek almamız lazım ve bizde de ne eksik bilim bakalım. Yemek eksik. O yüzden biraz yemek kasmamız lazım. Evet buradan devam ettik. Nerede öldük? Bir dakika. Burada nerede öldük? Şurada zaten pusula da artık şey göstermeye başlıyor. Sağ sol göstermeye başlıyor. Bakalım şu an sağa gösteriyor düz baktığımızda. Evet burada öldük. Tamam. Tam olarak burada öldük arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapacağız lan bunu bir dakika. Öldük. Tamam burada öldük de Ha tamam aldık. Tamam çok güzel. Üstüne çıkmamız gerekiyormuş. Aldık arkadaşlar. Şimdi hazırlıklı gelmiştik. O yüzden şunları atıyoruz. Tamam havuçlar kalabilir. Mızrağımız var. Tomahawk'umuz var arkadaşlar. Evet iki tane Tomahawk'umuz olmuş. Tamam zaten varmış yani öldüğümüz yerde. Şimdi bir de kılıcımız var arkadaşlar. Fakat kılıcı da evet şöyle elimize aldığımızda tamamdır. Şimdi mızrağımız, kılıcımız, Tomahawk'umuz sayesinde biz bu e, nerede yaratığımız? Evet şurada. Biz bu nereye gitti lan? Oradaydı bak daha demin. Kocaman Evet oradaydı gördüm. Buradaydı siz de görmediniz mi? Ben vallahi gördüm buradaydı. Bir yere mi saklandı? Nereye gitti? Allah Allah. Abi şaka mısın ya? Nereye kaybolabilir ki yaratık ya? Allah'ın adını veriyorum. Ah tamam şurada bir dakika şimdi onu öldüreceğiz. Ama ilk önce uzaktan arkadaşlar şöyle mızrağımızı ona doğru fırlatıyoruz. Tamam vurduk mızrakla vurduk çok güzel vurduk hem de. Şimdi Tomahawk'umuzu arkadaşlar fırlatıyoruz vurduk çok güzel. Bir daha fırlatıyoruz vurduk. Şimdi Stone Sword'umuzla ona saldıracağız. Evet onun canı şu an 50'lerde ama bizim canımız da çok kötü. Öldük gene öldük. Kahretsin gene öldük. valla bak bir kez daha vurursa öldük arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde kaçmamız lazım ve canımızı doldurmamız lazım. Bolca havucumuz var. Evet hadi kaçıyoruz. Suya doğru kaçalım. Tamam biraz havuç yiyelim arkadaşlar. Çok güzel. Biraz canımız da olsun. Şöyle yarıyı üstüne çıksın. Bak zombi kardeş de geliyor. Çok güzel. Ee, şimdi bunun canı kaç kaldı onu görmemiz lazım. Canının kaç kaldığını görmemiz lazım. Çünkü tamam yani 50-60 gibi bir canı var şu an. Mızrağımızı ve şeyimizi alabilirsek. E, nedir onun adı? Tomahawk'umuzu alabilirsek. Bence çok güzel olur. Yani o yüzden şuna şöyle yakınlaşmadan... Birek evet şuradan arkadaşlar yerden. Mızrağımız kırılmış galiba. Lan oğlum ne oluyor ne oluyor ne oluyor ben sana yaklaşmadım. Dur abi sakin sakin tamam. Bir yandan da Tomahawk'ı fırlattık ama vurabildik mi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar o yüzden evet biraz daha bekliyoruz. Yaratık geliyor mu arkamızdan? Gelmiyor. Abi çok şey gel... Bak işte geliyor işte şu küçük yaratık var ya şu küçük bak. Bu küçük her şeyin şeyi aslında. Bütün şerefsizlik bundan çıkıyor yani arkadaşlar. Bakın bu gözükmeden böyle ya gelip... Ne oluyor oğlum hadi gelsene. Aha bak. Bir tane daha bir şey geliyor oradan. Tamam sakin sakin. Küçüğü de öldürdük şimdi. Sıra arkadaşlar büyüğüne geldi. Bunun canı doluyor mu? Dolmuyor evet çok güzel. bıraktığımız gibi. Fakat şu iskeletler zombiler falan bize cidden sıkıntı çıkartıyor. Şunu at elimizden ya. Bu ne kemiği elimize almışız. Tamam şimdi buna Yaklaşık bir kere vursak sonra kaçsak olur mu diye düşünüyorum. Çok sıkıntı bir yaratık abi. Çok sıkıntı. Bütün yaratıklar da toplanmaya başladı. O yüzden şimdi şuradan gidip Tomahawk'umuzu alacağız. Bunun hani oktan başka çaresi yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şu Tomahawk'umuzu fırlatıyoruz. Bir kez daha vuruyoruz. Hatta bir Tomahawk'umuz daha var mı? Yok. Ee, bir Tomahawk'umuz daha vardı aslında ya. Şurada bir yerde vardı ama. İlk eşyalarımızı aldığımız yere mi bıraktık biz onu? Ne yaptık? Bir yere bıraktık. Neyse. Oo yine geldi yine geldi yine geldi. Sakin. Sakin. Sakin vuruyor. Uzaktan bu aslında çok vurmuyor. Biz korkuyoruz yani. Bu bize damage gibi geliyor ama aslında damage değil. Yani bu uzaktan vurduğu şey var ya. Aslında tam olarak bir damage değil. Fakat bizi korkutuyor arkadaşlar sonuç olarak. Çünkü o da bir şey olduğu için. Damage olduğu için bizi korkutuyor. Bir kere vurdum. Bir kere daha vurdum. Tamam arkadaşlar. 30'larda şu an canı. Evet bir kez daha vurduk. Çok güzel. 31 gibi bir şey oldu. Onun bize vurmaması lazım. Evet. Tek şey bu aslında. Taktik bu. Yani şu uzaktan attığı şeyleri atabilir ama bize dokunmaması lazım arkadaşlar. Ama tabii bunu atınca dokunuyor da aynı zamanda. Çünkü bunu attığı zaman bizi yavaşlatıyor. İşte geri zekalaştırıyor her neyse ne yapıyoruz artık. Ee, bizi arkadaşlar engelliyor yani. Ve şu yavaşlık cidden çok sinir bozucu bir şey. Ben yavaşlayınca etrafımda yaratıklar da gelmeye başlıyor ve bu şekilde arkadaşlar yaratığımızı öldüremiyoruz. Şimdi bu yerdeki bizim Tom nereye gitti? Asıl konu o. Şimdi arkadaşlar nerede bu yaratık? Nereye gittin sen? Nereye gittin? Oradasın. Gel. Gel tek başına sinemde Çok güzel. Uzaktan vurduk. Yanına gidiyoruz. Zaten 20 canı var. 19 canı var. Abi çok az canı var. Vuruyoruz. 10 canı kaldı. Creeper patla. Şu an patla. Şu an patla Creeper. Adam sen şu an patlarsın. Patlasana oğlum. Patla tamam. Çok güzel. 7 can. 6 can. 5 can. Dur sakin sakin. Kaç biraz kaç. Biraz kaç. Biraz kaç. Biraz kaç. Zaten bir yere kaçmıyoruz. Dur sakin. Sakin geliyor. Evet hadi. Ölüyor. Abi 3 canı kaldı. 3 canla beni nasıl öldürdün sen? Lanet olsun tek kelimeyle lanet olsun gerçi tek kelime değil tek kelime lanet olsun iki kelime İki kelimeyle o zaman lanet olsun Allah kahretsin Evet sola doğru gösteriyor şuradan dümdüz şöyle ileri aha burada aga aga burada tamam dur sakin şimdi bunu elimizle bile öldürürüz arkadaşlar çünkü 3 canı evet hala 3 canı var Bunu elimizle bile öldürürüz o yüzden e, bu sefer risk almıyoruz ne yapıyoruz musun? elimizle saldırıyoruz lan buna elimizle bak aha aha ölmüyor ölmüyor, ölmüyor. elimle öldüremedim bir canı kaldı bir canı kaldı bir dakika abi çok vardı galiba elimizle dalmak ne ya Abi yani başka bir biyomun koskocama yaratığına elimizle saldırıyoruz böyle e, saçma bir şey yaparsak tabi bunlar bizi öldürür yani sürekli bu bölüm çok öldük ya iki kere öldük değil mi aynen iki kere öldük arkadaşlar Eşyalarımız bir dakika nerede Şöyle pusulayla. Ha, burada tamam alabiliriz bunları şöyle elimize aldık. Çok güzel. Şimdi kılıcımızı da aldık. Nerede? Tomahawk'umuz nerede? Tomahawk var mı? Yok. Tomahawk'umuzu alamamışız. Dur neyse tamam. Tomahawk falan boş ver. Ee, nerede bu yaratık? Ha burada. Yo bu değil. Nerede yaratık? Nerede? Yaratık nerede abi? Valla gençler ben hiçbir şey demiyorum. Söz sizde yani. Söz tamamen sizde. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Yani bu şerefsizin yanına nerede o? Bak şimdi bu seferde bulamayız. Biz bulamayız. Yüzde bir canı var. Tamam mı? Yüzde üç canı. Yüzde bire indirdik. Elimizle daldık. Hiçbir şey olmadı. Ölmedik. Ama yanına kılıçla gittik. Bir vuruş yaptım. Tam vuruyordum ki adam beni öldürdü gene ya. Nerede şimdi? Nerede? Hani şu an nerede? Ben onu öğrenmek istiyorum. Nerede bu? Şu an vallahi sinir köpüğüne dönmüş vaziyetteyim ya. Allah kahretsin konuşamıyorum bile ya. Aha bu değil mi? Tamam gel şimdi bekle. Dur sakin. Şimdi abicim senin %1 canın yok mu şu an Şimdi dur bekle gel üstüme gel Gel bekle ya ne yaparsan yap lan Bundan sonra ne yaparsan yap hiçbir şey yok Geldiğin gibi vuracağım sana zaten tamam gel Öl artık Öl öl yaklaş 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 Heh öldü tamam ve shadow gem Shadow gem al artık şunu neye atıyorsan at al tamam artık Heh of şükür 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 şükür, şükür. Bakalım L Abi donma heh tamam Dark gems tamam artık başarılı görevimiz ya bunun için uğraştık ya. Yemin ediyorum bir bölüm şu şerefsizi öldürmek için uğraştık ya. Abi lanet olsun valla bir bölüm bunun için gitti. Neyse 3 tane Shadow Gem çıkmış oldu arkadaşlar içinden. Şimdi bu Shadow Gem'lerimizi kullanacağız diğer bölüm fakat arkadaşlar. Çünkü bu bölüm ben şu an sinir küpüne dönmüş vaziyetteyim. Cidden sinir küpüne dönmüş vaziyetteyim. Dur havuç. Zaten öyle öyle. Evet bizim oradan gelirken sürekli havuç kullandık. Hani 3 kere öldüğümüz için <laughs> bu bölümde. 3 kere arkadaşlar geberdiğimiz için. E dönerken falan hep oradan işte çünkü uzun bir yol geliyoruz buraya e Sürekli havuçla yetindik ve cidden havuç bu serinin kurtuluşu gibi bir şey Çünkü sürekli sağda solda havuç bulabiliyoruz Domuzlar burada ne yapıyor evet asıl soru da bu yani domuzlar burada ne yapıyor Şimdi arkadaşlar diğer bölümde evimizi bulmuş bir şekilde görüşmek üzere diyeyim Evimizi arkadaşlar şöyle bulacağız şimdi şuradan değil de bak şu tarafa doğru gidiyoruz şu tarafa doğru gidiyoruz. Ha, şu ağaçtan sonra arkadaşlar tamam yolumuzu bulabiliriz. Yani artık yolu ezberlediğim için arkadaşlar şu ağaçtan sonrasını biliyorum. Direkt ezbere biliyorum. Bunu böyle bir sağımıza alıyoruz. Şöyle biraz sol çapraza doğru arkadaşlar dümdüz devam ettiğimizde zaten e, mekanımızı bulacağımıza inanıyorum. Böyle dümdüz devam edeceğiz. Bol bol yemeğimiz de var bu sefer. Evet burada arkadaşlar veda edelim. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çok zorlandık bu bölüm ama başardık. Bay bay.